Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımı Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Birazcık yorgunum, birazcık uykusuzum. Sebebi de arkadaşlar, şehir dışında duruşmalarım vardı. Onlara katıldım, zar zor yetiştim. Hemen vaziyetimi aldım, turnuvayı kurdum ve çok az bir dinlenmeyle turnuvaya geçiş yaptık arkadaşlar. Bir şekilde Hayatımı Satranç Arena, gelenekselleşmiş Lichess Satranç turnuvasına hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Önce bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Lütfen sizler de etkinliklerimizden ve turnuvalarımızdan bir an önce haberdar olmak için, hızlı bir şekilde haberdar olmak için Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki Instagram sayfamızın hikayeler kısmından turnuva ve etkinliklerimizin duyurusunu yapıyoruz. Kaçırmamak adına lütfen Hayatımız Satranç Instagram sayfası takip edin. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma daha yapayım. Eğer ki YouTube kanalımıza hala abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olabilir. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açabilir. Videomuzu beğenebilir. Görüş ve önerilerini yorum olarak yorum yap kısmından bizle paylaşabilir. Ve son olarak arkadaşlar paylaş butonunu tıklayarak sosyal medya hesaplarından videomuzu ve kanalımızı paylaşabilirler diyelim. Yaklaşık 2 dakika kadar bir zaman kaldı. Yorumları sonra okuyacağız arkadaşlar. Öncelikle katılımcılarımızı bir tanıyalım. Birinci sırada çok tanıdık bir isim göze çarpıyor. Eyüp Sabri, ki o benim kardeşim oluyor. Bazen soruyorsunuz soyadlarınız aynı, akraba mısınız gibi. Kardeşiz arkadaşlar. Birinci sırada Eyüp Sabri, iki sırada Kara Fidel Arda. Hemen hemen tüm turnuvalarda bize eşlik etti. Üçüncü sırada AEE Chess kullanıcı adlı bir arkadaşımız var. İlk defa turnuvalarımıza katılıyor. O yüzden oyun gücünü çok merak ediyorum. Doktor Turkishman burada tanıdık. Shadowhunter 01. Bir önceki videomuz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Şah kanadını rock, ters taraftan rock'a saldırı, ters taraftan rock yapmış şaha saldırı videosu vardı. Bir önceki videomuz orada maç yaparak kazandığım arkadaşımızdı. Kiser Toprak arkadaşımızı da tanıyoruz. 7. sırada Hayatımız Satranç, Orta Doğu, Balkan, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Avusturya'nın, Afrika'da birazcık sıkıntı var. Hemen hemen tüm kıtaların en iyi satranç oynayanı diyebiliyorum ben bu arkadaşımıza. Vetkopat 8. sırada, ki tanıdığımız bir arkadaşımız. Ayberk Efe Kan Kozan arkadaşımızı da zaten tanıyoruz. Hemen hemen tüm turnuvamızda bizi yalnız bırakmıyor. Volkan Peker, Sedat Peker'in amcaoğlu diye tanıtıyorduk zaten kendisini. Mr. Nobody 2021 arkadaşımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan arkadaşımız. Erwin Smith ilk defa görüyorum. Şeyma Nur Bulut öğrenci arkadaşımız, küçük kardeşimiz. Gerçekten o da bizi hiç yalnız bırakmıyor. Sude Nurk 2 arkadaşımız ben ilk defa görüyorum. Scofield 021 sanki birkaç kere oynamıştı daha önceden. Berat Akçelik arkadaşımız burada. Genellikle turumuza katılıyor. Modest 123 arkadaşımızı sanki birkaç kere gördüm diye hatırlıyorum ama çok sık katılmadığını hatırlıyorum. Ve Yaprak Ece de aynı şekilde birkaç kere gördüm. Onun haricinde pek görmedim diyoruz. Ve son 20 saniye arkadaşlar turnuvanın başlamasına bakalım. Çok uykusuzum arkadaşlar. Ciddi manada çok çok uykusuzum. Ama kesinlikle bu bir bahane değil. Madem uykusuzsun turnuva yapma derler adama. O yüzden uykusuzluğum kötü oyunuma kesinlikle arkadaşlar sebep değil. Sesimizi hemen kısalım ki tık 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 gelmesin. Bakalım neler olacak. Turnuvamız başlamak üzere ve işte arkadaşlar ilk eşlendirmelerle beraber turnuvamız başladı ve Vetkopat'la oynuyoruz ilk maçımızı. Vetkopat arkadaşımız gerçekten kuvvetli bir oyuncu. Bakalım Vetkopat arkadaşımızla maçımıza neler olacak. V4 sürüyoruz bu arada. Alacaktır diye tahmin ediyorum. Alırsa Kuzey Gambit'ine gireceğim. Aldı. Haydi bakalım. Kuzey Gambit'i diyelim bakalım. Aldı. Filmimizi oynadık. Kuzey Gambit'i oynamıştım Vetkopat'a karşı ve yanlış hatırlamıyorsam kaybetmiştim ama böyle oynamamıştı. Piyonu da kabul etmişti. Ben burada ne oynuyordum? Ha, açmazı alıyordum. Sonra piyon sürüşü teklif ediyordum. Gerçi piyon süremiyorum ki. Tamam. Atımı oynayayım. Atımı oynayayım. Gelişime bakalım. Sakin sakin. Şimdi piyon sürmek istiyorum ama D6 sürecektir diye tahmin ediyorum. D6 sürmeli bu arada. Ben olsam D6 sürerim onun yerine. Ve hemen ardından Vezir B3 oynayacağım. Ya da Vezir B3, evet birazcık gecikebilir Vezir B3. Çünkü önce filli çıksın. Filli çıktıktan sonra şimdi Vezir B3 oynasam ne olur acaba? Aynen öyle. Şimdi Vezir B3 oynuyorum. Alırsa direkt patlatacağım F7'yi. Bakalım alacak mı? Daha sonra şah H1 kale G1 oynamayı düşünüyorum.
Rock geldi arkadaşlar. Ben de şimdi atımı kaldırabilirim bu taraflardan. Ama ne tarafı oynayacağım? Ama atı kaldırsam vezir istek altına kalır ya. Fili mi oynasam acaba? Neyse. Ben sürüyorum arkadaşlar. Atak oynamayı düşünüyorum. Kesinlikle atak oynamayı düşünüyorum. Şah H2 oynayacağım hemen ya da Şah H1. Evet, atak oynamayı ver veziri ver fili dedi. Bu birazcık canımı sıktı. Ama problem değil. Ben şöyle oynayayım vezirime. Şimdi film alacak. Tır herhalde aldı. Güzel. Güzel güzel. Bir problem gözükmüyor. Şu an için bir problem gözükmüyor. Hemen Şah H1 oynamam lazım yalnız. Alıp alıp falan filan. Yok ya, bu oyun sonuna kalacak gibi duruyor. Kısa vadede bir kazanç gözükmüyor arkadaşlar. Alalım bakalım. Şimdi işte tehlikeli olabilecek konumda. Şöyle oynayacağız. Şöyle oynayacağız çünkü vezir buradan bir yol bulabilir. Çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Çok tehlikeli oluyor. Şimdi veziri oynayacak falan filan. Inter Milan piyonu istedi şu anda. Ne yapacağız? Düşünelim. Vallahi kötü oldu. O at çok fena girdi oraya. O piyon alınırsa bizi sıkıntıya sokabilir. Neyse. Yapacak bir şey yok. Aldık. O vezir oynandı. Şimdi bu hamleyi yaparsak bizi sıkıntıya sokar mı? Her an sokabilir. Her an sokabilir ama yapacağız. Şimdi atla alacak. Kaleyi kaybettik galiba. Neyse. O. Şimdi ne oldu? Bir düşünelim. Şimdi şahı yanaştırsam nasıl olur? Aynen, şahı yanaştırayım ben ya. Şahı yanaştırırsam iyi olur gibi geldi bana. Evet, şimdi bir miktar savunduk arkadaşlar. Şimdi hemen kaleyi oynamam lazım. Hemen kale. Ya ben olsam at çarpı H3 yapması lazımdı. Yanlış oynadı arkadaşımız. Bu bizim için iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi biz kale A'dan G1 hamlesiyle iyi kalacağız. Bayağı da bir düşündü. Evet, yaptı hamlesini. Şimdi kesinlikle kale A'dan G1 oynuyorum. Çok iyi kaldım. Kesinlikle çok iyi kaldım. Yani %100 çok iyi kaldım. Bakalım ne oynayacak. Derhal atla alacağım. Yo, önce acaba şey mi alsam, piyonu mu alsam? Aynen. Önce piyonu. Kale çarpı G'ydi. Şimdi evet, hamlesini yaptı. Şimdi alsam kaleyle alıyor. Akabinde ve detayında bir şey çıkıyor mu bu taraflardan? Aslında patlatasım var ama. Şimdilik dursun mu? Şimdilik dursun arkadaşlar. Ben şöyle bir piyonu alayım. Ve şimdi patlatabilirim işte. Şimdi patlatabilirim. Daha sonra atla gelmeye çalışırım. Evet, aldı. Atla alıyorum arkadaşlar. İlk öncelikle atımı da yaklaşıyorum yavaş yavaş. Vezir oynandı. Kale açmaz alındı. Güzel. Hamle güzeldi. Ben atımı oynayacağım. Ben atımı oynayacağım abi. Yavaş yavaş bir şekilde bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Hemen ardından şahı da oynayabilirim aslında. Oynandı bu arada. Atı oynayacağım çok hızlı bir şekilde. Ver kaleyi, ver veziri diyeceğim. Bakalım kalesini nereye oynayacak vezirin orada. Hemen patlattık. Alacak. Almadı henüz. Aldı. Hemen piyonu patlattık. Şahı oynayacağım. Bu arada oynandı. Şahı hemen oynuyorum. Çok kötü yer oynadım ya. Çok kötü yer oynadım ya. Evet, şimdi şahı bir daha oynadım. Şimdi at istek altında. Evet, şimdi atı alabilirim de. Çok iyi oldu. Evet, hemen şah. Buradan oyunu bitiririm artık. Buradan oyunu bitiririm. Evet. Oyun bitti. İlk maçı kazandık arkadaşlar. Birazcık anlatamadım son saniyede. Ve Eyüp Sabri ile erken bir final diyoruz. E4 oynuyoruz. Bakalım Eyüp Sabri ile D4 oynamayacağım bu sefer. D4 oynamayacağım arkadaşlar. Hep D4 Paulsen geliyor. Paulsen geliyor. Eyvahlar olsun. Paulsen geldi. Atını oynadı. Onun vurmasını bekleyeceğiz. Biz ooo, at gitti. 7. At gitti. Biz vezirin önünü kapattık. Çok saçmaladık. Çok saçmaladık. Kaçtı. D5 sürecek. Sürüşü engelleyelim. Fil oynandı. Piyonu sürelim. Alsın. Alacak valla. Takır takır götürecek malı artık bu saatten sonra. Şöyle oynasak sıkıntıya sokar mı? Hayır. Hemen rok attıktan sonra gelişim noktasında pek de sıkıntılı değiliz gibi hissedeceğim ama bakalım. Acil bir rok yaparsak sürpriz mat olmaktan kurtuluruz dediğim anda rokumu yapıyorum.
Ve şimdi vezir istek altında. Her an vezirimi kaybedecekmişim gibi içinde bir his var. Sabri'yle oynarken bu hep oluyor bana. Bakalım olacak mı yine? Valla kuvvetli oynayacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Herif kuvvetli yani ne diyeyim. Şöyle oynayayım da. Şah vezir şurası. Gerçi fil koruyor orayı da. Çok tehlikeli. Eşekler çok tehlikeli olmaya başladı. Ve bir at F6 mı? Yok niye at F6 oynasın ki? Fil ne oynar? Fil ne oynar? Ne bu düş... Allah... Aa, bu arada çatal var. Evet çatal var. Onu görelim yani bir zahmet. Çatal var onu görelim. Düşündü düşündü hamlesini sonunda yaptı. Biz şimdi sürüp de bir çatal... Aa, fil gidiyor öyle mi? Fil gidiyor. Bir tur alsak ne olur? Almasak ne olur? Valla alacağız ya. Alacağız arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle filimizi oynayacağız. Piyonu tutmak için oynadım. Bu hamleyi ve kıracağım. He. Onu aldığım zaman o beni alıyor. Sonra kaçış imkanı oluyor mu? Kaleyi tehdit ediyor. Olmaz. Şöyle yapacağız. At da alacak. Piyonu. Fili şöyle oynayacağız. Konumu çok sağlam. Atları çok canavar oldu. Zaten bir alet gerideyiz. Oyunu kaybedeceğiz galiba. Şöyle oynasam kale kale yerim. Saçmalama Seçocuğum. Şöyle oynasam hiçbir şey yemem. Hadi böyle oynadım. Şimdi kale E3. Evet geliyor. Kale E3 oynadım. Kale E3, G3, G3 yapamıyorum. Şu eşeği oradan bir dürtsek nasıl olurdu? Evet şu anda 78 farklı taşla piyonuma basıyor. Ben de basayım bari rakip piyona. Aldı. Tehdit var mı? Yok. Piyon aldım ben de. Oley piyon aldım. Eşeklerin birbirini koruması çok acayip bir şey gerçekten. Şimdi bir piyon daha istiyoruz. Mat olacağız ya. Resmen mat olacağız ya. Şöyle matı engelleyelim. Yine de şah diyecektir dedi. Bu arada ben niye matı... matı... Tabii canım engellemem lazım matı. Şimdi at istiyoruz. Kaldırdı. Bir cingen matı istesek mi? Akşamüstü akşamüstü. Ya şu hamle çok kötü ama yapacağım ya. Ver matı. Aa mat oldu. Mat oldu. Sabri'yi yendim. Sabri'yi yendim. Sabri'yi yendim. Mat oldu. Sabri mat uyudu. Sabri mat uyudu. Allah'ım bu nasıl bir şey? Ya ben kardeşimi yeneceğim bu kadar. Sevineceğimi hiç düşünemezdim. Ama inanamıyorum liderlik koltuğunda kim var? Liderlik koltuğunda Eyüp Sabri Üten. Hemen yazmam lazım buraya. Sabri'yi yendim. Sabri'yi yendim. Sabri'yi yendim işte bu. O var ya şöyle yaptı eminim buna. Nasıl olsa onu oynayacak diye düşündü. Otomatik oynattı. Otomatik oynattı. Önden oynattı. O yüzden benim hamlem karşısına hemen tık diye gitti. Sonra bam diye tek hamlede matı uyuttuk. Ve Sabri'yi yendiğimiz bir turnuva oldu. Ve turnuva videosunun başlığı herhalde az çok belli olmuştur. Eyüp Sabri'yi sonunda yendim. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hadi bir tepki verin. Sabri'yi yendim dedim. Yazın bir şeyler. Hadi eşlendirme yapılsın. AECS. Evet ilk defa oynayacağımız bir arkadaşımız. O yüzden İskandinav denenebilir. İskandinav'da bir şansım olabilir arkadaşlar. İskandinav'da bu arkadaşımıza karşı bir şansım olabilir. Daha doğrusu her türlü Eyüp Sabri'yi yemiş. 2300'lük adamı yemişiz. 2000'lik adamı da bir zahmet yenelim. Evet bu fil C4'lü varyantta ben iyi kalıyorum genellikle. Eğer rakip evet teoriden çıktı. Teoriden çıktı. Buna ne yapıyorduk? Buna ne yapıyorduk ya? Sürsem alıyor. Alıyorum. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle yapıyorduk diye hatırlıyorum ben. Evet şimdi oynadı. Sürdüm. Aldı. Aldım. Aldı. Vezirle aldım. Aynen öyle. Aynen öyle. Aa pardon. Vezirle alamıyorum ben bunu. Bir saniye. Ne gitti? Ne gitti? Piyon gitti. Sakin. Sakin. Tamam. Önce şöyle alacağız. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu işte. Şimdi alıyoruz. Şimdi alırsa vezirle alıyoruz. Almadı. Fille hamlemizi yapıyoruz. Şimdi hemen rokumuzu atacağız. Aldı. Aldı. Açmazdan taş kazanacak. Çünkü o yüzden aldı.
Niye böyle bami oldu ya? Niye böyle oldu? Taş kaybettik. Roku geciktirdik, taş kaybettik. Neyse, bari süreden kaybetmeyelim. Evet, şimdi taşımızı kaybettik. Hızlı bir şekilde geri alıp alamayacağımızı bir düşünelim. Neyse, biz rokumuzu yapalım arkadaşlar. Rokumuzu yaptıktan sonra bakalım. Hemen kaleyi oynayacağız hızlı bir şekilde. Pardon. Heh, tamam. Şöyle hamlemizi yapalım. Şimdi rok gelecektir diye tahmin ediyoruz. Uzun rok. Aa, uzun rok atamıyor. Uzun rok atamıyor. Kısa rok da iyi değil. Wow, şahane oynayacak o zaman. Evet. Aa, sürdü. Sürdü. Güzel hamle yaptı. Güzel hamle mi yaptı acaba? Dur bakalım, biraz düşünelim. Şimdi piyonla aldığımız zaman fil de almayacaktır. Alabilir aslında. Neyse, o zaten alamıyor onu. Biz başka bir şey düşünelim. Biz ne düşünelim biliyor musunuz? Şöyle bir hamle yapalım. Hadi bakalım. Dur bakalım, birazcık değiştirelim. Oyun stilini değiştirelim. Bakalım katkısı olacak mı? Gerekirse o fili vuracağım. Çünkü şah çok merkezde kalacak. İşte şimdi bir fırsat geldi. Vursam mı fili? Vuruyorum arkadaşlar. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Vurmak ne kadar iyi ne kadar kötü pek hesaplayamadım ama bir yol çıkarabilir miyiz diye bir ümidim var. Şimdi atı kapatacak. Atı kapatıyor ya. Atı kapatıyor ve sonra benim taşlarım da hiç aktif değil aslında. Şöyle bir oynayalım bakalım. Çok çok kötü oldu bu. Bir şah deseydik ne olurdu? Evet, şu an mat istiyor mu? Evet, istiyor. Mat istiyor. Kapatamıyoruz da. Atla kapatalım bari. Hem atımızı oynayacaktık zaten. İyi oldu. Evet, at şimdi dürtüklendi. Şah alış tehdide bakıyorum. Herhangi bir şey bulamıyorum. Bulamıyorum. Atı kaldırdım ama mat. Süremiz de azaldı. Atı kaldırsam mat oluyor. Eyvah eyvah. Neyse. Arkadaşlar terk ya bu oyun. Ya terk, yani nutkum tutuldu arkadaşlar. Hakikaten nutkum tutuldu. Bir önceki maç aklımda. Bu arada Sabri'ye büyük bir darbe vurdum. Sabri 3. sırada, birinci olamayacak mı acaba? Birinci olamayacak mı acaba? Sabri'nin birinci olmasını engelleyen hayatımız satranç mı olacak acaba? Sabri bu saatten sonra hayatım satranç değil deyip satrancı mı bırakacak acaba? Abartalım iyice. Vallahi arkadaşlar bu turnuvada abartacağım. Kusura bakmayın. Evet, Utku Çağ'la Çay arkadaşımızla oynuyoruz. Ve bir berserk deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten birazcık artistlendik gibi duruyor. Yani berserk normalde yapmamak lazım. Biz yine vezirimizi oynayalım. Atı alsın. Lütfen al. Evet, filin oynadı. Atı bir açmaz alayım ben şöyle. Daha sonra D6 sürüşü. Önce at gerçi. Yo, niye önce at? Evet, şimdi at. Hadi at olsun. Bir an önce rok atmamız lazım. Yoksa işler sıkıntıya biniyor. Film bir tane geri kaçıyorum. Şimdi sürmeyecektir. Sürerse çok büyük sıkıntı olur ona. Evet, oynandı. Şimdi piyonumu oynuyorum. Vuruş gelebilir. Gelsin. Hemen rok. Vuruş gelmezse hemen rok. Bakıyorum, bakıyorum. Hiç de vuruş gelecek gibi durmuyor. Düşündü. Bence vuruşu düşündü. Yani fil çarpı E6 düşündü. Gelmezse derhal rok yapacağım. At oynandı. Bu arada vezir gitti. Veziri gitti arkadaşımın. Evet, çok güzel oldu bu. Çok cici oldu. Hemen at alıyorum. Hemen atı kaldırıyorum. Şöyle oynuyorum. Bu arada bir sessizlik olacak arkadaşlar şu anda. Çünkü ben sakinliğimi korumam lazım. Berserk attığım için şu anda vezir önde olsam bile işler her an sarpa sarabilir. Evet, şimdi rokumu atıyorum sakince. Ve hemen kaleyi çekip vezir artık oradan kaçacağım. Veziri hızlı bir şekilde şöyle kaçıyorum. Şimdi o piyon kaybettik bu arada. Çok hızlı oynadık. Çok hızlı oynadık. Mesela sürüş ya, bu arada güzel oldu bu. Alacağım kesinlikle. Aldı. Ben de alacağım. O da beni aldı. Problem yok. Şimdi vezirimi ya da vezirini oynayayım ki. Önce şu o şah vezir yeme tehlikem var. Hemen şöyle oynamam lazım. Evet, şimdi
Piyonu alıyorum. Evet. Şimdi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Şu an için sadece 17 saniyem var. Onun haricinde problem gözükmüyor. Hemen oynadım. Aldı bu arada. Eyvah. Oh, Allah'tan kaleyle almadı. Kaleyle alsa tam perişan oluyorduk. Evet, şu anda vezir tehdit edildi. Şöyle yapıyorum. Evet, şimdi bir şeye benzedi sanki. Fili kaldıramıyor. Fili kaldıramıyor. Kaleyi oynuyorum. Hemen oynuyorum. Bakalım ne yapacak. 8 saniye son. Hemen alıyorum. Niye aldın? Niye alıyorsun? Of of. Hemen. Oo, vezirim gitti. Vezirim gitti. Ah ah, bu oyun nasıl olur? Bu oyun nasıl biter? Bir daha berserk atmayacağım ya. Öf. Yani elimdeki maçı verdim yani. Niye berserk atıyorsun? Yok abi, bak söylüyorum. Berserk oynamayı yasaklıyorum kendime. Kesinlikle Sabri 4. Ben 8. sıradayım. 2 maçı çok pisi pisine kaybettik. Hadi bir tanesi pis pisine değil ama diğerini çok kötü kaybettik. Niye berserk atıyorsun? Bir daha berserk atmak bana yasak arkadaşlar. Bu arada turnuvada şu anda oynayan, aktif oynayan 24 arkadaşımız var. 24 kişiyle turnuvaya devam ediyoruz. Bu sayı ilerleyen zamanlarda iyice artacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda siyahlar burada Modest ve AE Games arkadaşlarımız oynadı. Siyahlar çok iyi gitti. Siyah kim? AE Chess galiba. Evet, AE Chess çok güzel oynadı. Süre sıkışması yaşıyor sadece, tek problem o gözüküyor. Onun haricinde hiçbir problem gözükmüyor. Kipion da aldı. Evet, oynuyor. Güzel. Çıktı vezire. Vezire çıktı. Çok sakin bir şekilde vezire çıktı. Artık 4 saniyesi var ama. Acaba kazanabilecek mi? Bakacağız. 2 saniyesi var. 2 saniyesi var. Bakalım kazanabilecek mi? Evet, bu arada ben Vetkopat'la tekrardan oynuyorum. Az önce oynamadık mı? Bu nasıl sistem kardeşim ya? Kim satın aldı ya? Vetkopat yine aldı. Ben yine almıyorum. Yine Kuzey Gambit'i deniyorum. Ve bu arada ben hamlemi yaparım. Şimdi alırsa vezirleri kırışacağım. Evet, şimdi bir piyon sürüşü yapacağım arkadaşlar. Atı isteyeceğim. At kaçacak ama nereye? Evet, at kendi yerine kaçtı. İşte bu. Eşeğimi oynayamıyorum. Şöyle oynayayım o zaman eşeğimi. Bir de vezir isteyeceğim. Evet, şimdi o istedi. Şah desem ne işime yarayacak? Hiçbir işime. Vezirinin yeri kendi yeridir diyerek kaçtım. Totalde hiçbir işime yaramayan bir oyun oldu gibi duruyor. Güzel. Şimdi fille bir vezir istesem çok mu sakıncası var? Bir tane şah diyeyim şöyle de. Önce sonra da fili isteyeyim bakayım ne yapacak fil. 7. Ben olsam yemezdim. Evet, şimdi rock mu? Fili oynayalım önce, daha sonra rock yaparız. Hızlı bir şekilde. Evet, şimdi. Evet. Hadi al opyonu. Güzel. Ver şahı. Almasını istedim. İyi oldu. Evet, şimdi çok güzel. Kale kazandık arkadaşlar. Dümdüz kale kazandık. Mükemmel oldu bu. Oo, bu hamle de ne? Tamam. Bir düşünelim. Kısa bir şekilde düşünelim. Alacağız ya, alacağız. Kaleyle hemen bir şekilde atı açmaza alacağız. Şöyle. Evet, şah kaçtı. Güzel. Şimdi eşeğimizi rahatlıkla oynayabiliriz herhalde. Evet, güzel. Şöyle bir piyon isteyelim. Hem de şah çekmeyi talep edelim. Şah çekeceğiz mi? Çekelim. Çekelim, yanlış yere kaçarsa şah fil çatal atarız. Ya çünkü at C5 ve daha sonra at yanlış bir yere kaçarsa. Şu anda piyonu, ya sür piyon işte, Allah Allah. Niye sürmedi acaba? Biz yoksa çok derin bir hamle mi yaptık? Yok, çok derin bir hamle yaptık. Bayağı bir süre harcadı. Bakalım ne yapacak? Konum olarak istemediğim bir şekilde oynadığımız maçta fena da kalmadım aslında. Bu arada bayağı kuvvetli geliyor şah. Yani at C5 ciddi manada kuvvetli geliyor. Vetkopat arkadaşımız ne oldu? Hattan mı düştü acaba? Aa. Evet, şimdi oynadı. Atla piyonu vuracağım ben her türlü. Şimdi ata bassaydık at kazanıyorduk galiba ya. Böyle bir şey mi vardı acaba? O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tane fil isteyelim. Tamam mı?
Şöyle aynı zamanda kale kale istiyoruz. Fil istiyoruz, alacağız. Alırsa alet kazanacağız. Başka bir hamle yaparsa kale kale atıyoruz. Güzel, her yönüyle güzel bir hamle oldu. Ama o kale kaleden kurtuluyor galiba. Kurtuluyor. O yüzden biz şunu bir alalım önce. Şunu bir sakince alalım. Daha sonra kalemizi şöyle oynasak ya da şöyle oynayalım. Aynen böyle oynayalım. Tempolu bir şekilde piyon isteyelim. Daha sonra da evet şimdi kalemizi dubleleyelim merkezde. Çok tatlı, çok cici oldu arkadaşlar. Şimdi artık şu eşeği tehdit edebiliriz. Bakalım nereye kaçacak? Bence kaçacak yeri, ha gerçi şah dediğim zaman kaleyi önüne kapatabiliyor. Yani şimdi fili istedi. Ben şöyle at istesem tehdit yerim. Şöyle istesem şah kale yiyorum. Bu at burada mı? Şey fil burada mı? Tamam, sen. Bir nefes alalım. Bir tane bir şah diyelim önce. Kaleyi kapatamıyormuş bu arada arasında. İyi. Güzel. Şimdi filimiz hala istek altında. Şah kale yiyeceğiz. O zaman biz şöyle oynayalım. Şah kale yiyelim arkadaşlar. Şah kale yiyeceğiz. Hiç problem yok. Şah kale yiyelim. Sonra bir tane şah diyelim şuradan. Kaçtıktan sonra oradan mat çıkarmaya çalışacağız. Hatta şöyle bir tane mat isteyelim tek hamlede. Aynen. Şöyle tek hamlede mat istiyoruz şu an. Lütfen görme. Lütfen görme mat edeyim. Matı engelleyebiliyor mu? O da evet engelledi galiba. Çok güzel engelledi. Tebrik ederim. Bir tane şah diyeceğiz o zaman. Hadi be. Matı engelledi ya. Bir tane daha. Oo, çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Şimdi aleti alamıyoruz. Şimdi aleti alamıyoruz. Aleti kaçırdı. Vallahi kaçırdı. Çok kötü oynadık yine. Ciddi manada ama alalım. Alet kazandık bu arada. Şah dedi. Kaçalım. Dur bakalım. O da bir hata yaptı gibi. Şimdi hızlı bir şekilde alalım. Hızlı bir şekilde piyonu alalım. Hızlı bir şekilde koruyalım. Yani kilit olduk şu anda. Resmen kilit olduk. Evet, şimdi kale düşüyor mu? Düşmedi. Düşmedi, süreden kaybettik. Pekala. Hak etmediğimiz bir maçtı. Arda arda 3 maç kaybettik arkadaşlar. Bu arada Eyüp Sabri 1. sıradaki yerini aldı. Admin demiş. Eyüp Sabri bilerek yenilmiştir. Kanala video çeksin diye. Pekala. İzleyince görürsünüz arkadaşlar. Modest arkadaşımız oynuyoruz. Berserk atmıyoruz arkadaşlar. Berserk yasak. Normalde rakibin reytingini aldanarak Berserk atabiliyorum. Fakat bu çok büyük bir hata alıyor benim için. D4'ümü yapıyorum bu arada. Rakip alacak. Veziri alıyorum. Atla vezir tehdit ederse hemen kaçıyorum. Şimdi eşşamı oynayacağım. Hangisini bunu oynayayım? Daha sonra da diğer eşşamı oynayayım. Şimdi fili Frenchetto yapacak mı? Yapmadı. O zaman biz şöyle fili oynayalım. Bir piyon isteyelim. Evet, piyonu aldık mı? O da bizi alıyor. Alsın mı? Almasın ya, niye alsın? Rokumuzu atalım. Filini oynadı. Şimdi eşyamızı oynasak nasıl olacak? Aynen öyle abi. Hadi bakalım. Oo, bu da ne? Bu da ne? Bu da ne? Şunu bir alıyorum o zaman öncelikle. Evet. Piyonla aldı mı? Oo, bu da ne? Hemen alayım tabii ki. Hemen alayım tabii ki. Ve şimdi hamlemi yapıyorum. Piyon sürdü. Ne istedi? Piyon istedi. Önemli. Tamam. Böyle yaparsak o piyon her türlü gidecek mi zaten? Gidecek abi. O zaman niye öyle yapayım ki? Ama piyonu da vermek istemiyorum bir yandan. Hızlı bir düşünce. Hızlı bir düşünce. Tamam, o piyonu veriyoruz arkadaşlar. O piyonu şu aşamada vermeyi tercih ettik. Bu arada hala bana kalırsa yanlış tercihler geliyor arkadaşımdan. Ya tabii ki de bana göre yanlış tercih. Şimdi vezirimi şöyle oynuyorum. Atı alacak bence. Atı alması ne kadar doğru bilmiyorum ama aldı. Arkadaşımız birazcık hani basit hamleler yapmayı tercih ediyor. Bu arada vezir G3 kaçırdık. Neyse. Şimdi oynarız. Vezir G3. Şimdi piyon istiyoruz ve mata çare bulmaya çalışacak. O hamleden sonra. Bakalım ne oynuyor. Görmüştür. Görmüştür arkadaşlar. Çok rahat görmüştür. Evet, gördüğü bir şekilde yaptı. Şimdi bir at istesek ne olur? İstedik. Bir daha istedi.
Şimdi şöyle bir atı açmaz alayım. Feda gelecek arkadaşlar buradan. Alsam alsam feda oluyor mu? Oluyor aslında ama nasıl yapacağız ya? Çıkarabilir miyiz ki bir şey? Çıkmaz ya. Boş boşuna feda yapmayalım. Şu piyonu sürelim. Evet şimdi oynandı. Alsam at da alıyor. Ben alabiliyorum bunu ya. Aldım. Aldım verdim. Ben senin etini sütünü içmeye geldim. Rakipten hamle bekleniyor. 45 saniyemiz kaldı bu arada. Süre olarak rakibimizden bir miktar gerideyiz. Bu arada gebeş süremiyor. Gebeş normalde iyi hamle ama kaşaltıyı ittiriyorum. Evet, şimdi alsam mı onu? Almasam daha iyisi var mı? Gözükmüyor. Aldık. Tamam. Filimizi kaldırabiliriz artık. Şurada. Evet, şöyle oynuyoruz. Filimizi kaleler kırışılsın. Kırışıldı güzel. Piyon isteyecek. İstedi. Sürüyoruz arkadaşlar. Sürüyoruz. Atı istiyoruz. Şimdi fili isteyecek mi? İstemedi. Hızlı bir tercih. Bu arada aleti koruyamıyor. Ha, kaçabiliyor. O kaçamıyor. Aleti kırışacak. Mecbur kırışacak. Şahımızı çok ivedi oynamamız gerekiyor. Evet, piyonu istiyor. Şöyle kalemizi oynayalım. Evet, piyon sürüyor. Şahımızı oynayacağız. Şahını geldi. Piyon istedik bir tane. Kapattığı köşe. Şimdi bu piyonumun aşağıda kalmasını istiyorum. Bu arada ikinci yatayı kesinlikle vermememiz lazım. Bu arada ben... Oo, şah kale yedim. Eyvahlar olsun, oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun tertemiz gitti arkadaşlar. Şu anda arkadaşım halay çekiyordu muhtemelen. Sürekli şah mı çekecek? Çekmemeyi tercih etti. Kale isteyeyim bakayım. Belki otomatik hamle yapar diye düşündüm ama yapmadı. Tamam. Şöyle oynayayım. Piyon alsın. Oh, piyon da yedi. Kale istesem o da gidecek. Şöyle oynayayım o zaman. Kale de terttir arkadaşlar. Hiç boşu boşuna vakit harcamaya gerek yok. Çok kötü gidiyoruz. Sabri'yi yendikten sonra Sabri'nin laneti diyeceğim ben buna. 4 maçı ardı ardına kaybettim. Olmayacak maçlar kaybettim. Ya şu anda lider Scofield arkadaşımızla oynuyoruz şu anda. İskandinav gideceğiz. İskandinav bize iyi geliyor. İskandinav iyi geliyor. Hemen şöyle oynayalım. Piyon sürdü. Piyon sürelim. Fil çıktı. Oo, güzel. Güzel. Şöyle atımızı oynayalım. Şimdi atını çıkarsa filimizi koyacağız yerine. Bu arada fili gitti. Evet, çok güzel. At sürmeyi atı unuttu. Atı oynamayı unuttu arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla evet şimdi oynadı atını. Ben de vezir meskiyeni oynuyorum. Çok rahatladık arkadaşlar. Çok çok rahatladık. Fili şöyle oynuyoruz. Aslında kırışıp kırışıp da şey yapabilirdik ama. Tamam. Şimdi bir tane vezir isteyelim. Vezir kaçtı. Şimdi piyon sürmek bize iyi gelmez. Önce vezirimizi oynuyoruz. Daha sonra piyon süreceğiz. Şimdi piyon sürmek bize iyi gelir mi? Niye? Niye piyon süreyim ki? Atımı oynasam aldım alamaz. Tamam, atımı oynuyorum. Rok yapacağım. Evet, fil istiyor. Al abicim onu sen. Oh, tadından yenmez. Tamam, geçmiş olsun. Bu oyun bitmiştir arkadaşlar. Bu oyun bitmiştir. Gerekirse bir kale fedası bile düşünebilirim. Bir kale fedası bile gündemde olabilir. Evet, piyon sürmeye devam ediyor. Kale fedası yapsak mı acaba? Şöyle bir düşüneyim. Şöyle oynuyor. Şimdi piyon sürecek çünkü. Piyon sürerse ben de sürebilirim. Aynen öyle. Şimdi piyonumu sürüyorum. Alırsa fil de alacağım. Vezir isteyeceğim. Almadı. Tamam. Şimdi almak zorundayız. O bizi alınca da at da alacağız. Tamam. Yine çok büyük bir problem yok. Yine çok büyük bir problem gözükmüyor. Ama istediğimiz düzeyde de değiliz. O kadarını söyleyeyim. Atla aldığımız için şimdi kale A8 yok. Ama kale A7 var. Ama fil gidiyor. Bakalım valla. Bizim hani ben erken vadede bir şey saldırı görmedim kendi adıma.
O yüzden birazcık sıkıntı olabilir. Hani ters taraftan rock videosu vardı bahsettiğim. O videonun tam tersi bize şu anda gelebilir. Rakip kuvvetli geliyor söyleyeyim. Hani ben kale D'den H8 oynamayı düşünüyorum. Bu arada vezir istek altında. Alsam alet vezir aldı. Alsam vezir alet aldı. Ben de alet aldım. Kazanç gibi duruyor. Ama işte önce şah derse kazanç döner mi? Dönmez. Alıyorum. Risk. Tamamıyla risk alıyorum arkadaşlar. Tamamıyla risk alıyorum. Vallahi tamamıyla risk alıyorum ama bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım şu an için. Çünkü tam hesaplamadan yapılmış bir hamle. Rakibim çok çok fazla süre düşünebiliyor şu anda. Ben de keşke düşünseydim. Şu an çok pişman oldum. Oyunun kırılma anlarından bir tanesiydi. Şimdi at geri dönebilir mi? Hayır dönemez. Vezir tehdit altında. Şöyle oynasam. At alacak. Alsın ya ne yapayım? Alsın alsın. Alsın yapacak bir şey yok. Tamam. Alsın at alacak alsın. Alacak yapacak bir şey yok ona. Alsın. Daha sonra fili ne yapacağız ama? Tüh ya. Çok da iyi başladığımız. Oo, bu arada bana yaradı sanki bu. Şah çekse bile hiçbir şey olmuyor çünkü. Ben alet kazandım. Hem de iki alet birden kazandım. Gerçi bir tanesini geri alıyor. Önemli. Alamıyor. Alamıyor. Onu da alamıyor. Onu da alamıyor. Onu da alamıyor. İşte bu kadar. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım ya. Gerçi rakibin taşları çok aktif. Şimdi şöyle mi şöyle mi? Şöyle oynayacağız sadece. Oynanır mı? Aynen. Hadi bakalım. Aldım, aldım. Şimdi aynen. At açmazı aldım. Okey. Problem gözükmüyor. Şöyle oynuyorum ben de. Veziri ver diyorum. Oynandı. Şahım oynuyorum. Piyon alabilir şimdi. Alsın. At alıyorum. Tamam. Yine bir problem yok. Hemen kaleyi oynuyorum. Şöyle hızlı bir şekilde mat istiyorum. Lütfen görme. Lütfen görme. Oynandı. At mı oynuyorum? Çok hızlı. Şimdi kaleyi oynuyorum. Alacağım artık bunu. Oynandı. Tehlike mat istiyor. Mat istiyor. Hemen vezir oynadık. Şah dedi kaçtık. Şah dedi piyon sürdük. Hadi hızlı. Şu an batırabiliriz her an. Evet şah dedi. Kaybetti. Süreden kaybettik herhalde. Vezir bitti. Yine kaybettik arkadaşlar. Yine kaybettik. Çünkü süre sıkışması yaşadık. Ve Sabri'nin lanet devam ediyor. 5 maç art arda kaybettim. 5 maç. Sabri birinci. Tek kaybettiği de benim maçım. Ama işte. Yani aslında burada bile bir ders var. Burada bile bir ders var. Yani hakikaten. Pardon. Yani bir maç kazanmanın ne kadar önemsiz olduğunun kanlı, canlı kanıtı arkadaşlar bu. Bu arada Eyüp Sabri'yle Shadowhunter oynuyor. Sabri siyah galiba. Sabri'nin siyah olduğunu düşünüyorum. Shadowhunter güzel zorlamış ama Sabri'yi gerçekten güzel zorlamış. Şimdi bir şah dese kaçıyor ve vezir. Vezire çıkıldı. Evet, şimdi şah diyecek Sabri. Aynen öyle. Çıkmaz bu saatten sonra bu oyun ya. Çiçim. Terk eder. Evet, merdiven matı geliyor galiba. Bu arada rakibi bekliyoruz. Evet. Modest arkadaşımızla oynuyoruz. E4 başlayalım. Berserk mersak yok. Artık bir maç kazanmak istiyorum arkadaşlar. Yani şiddetle lazım olan bir şey bu bana. Şimdi piyon sürüyorum. Alacak. Ya teoriden çıkacağım ama şu aşamada çıkmayacağım. Teoriden birazdan çıkmayı düşünüyorum. Aldı. Vezirle aldım. Fil oyna lütfen. Oynamadı. Eşeği tehdit etsek mi? Şöyle açmaz alalım. O da fil ile oynayacak. Evet, şimdi atı dürtelim. Kaçsın. Kaçacağı yere. Kaçtı. Bir tane vuralım. Daha sonra A geri alıyor. Oh, onu görmedik. Neredeyse taş kazandığımızı falan düşünmüştük. Neyse uzun rok yapalım. Gel C hattı açık. Niye uzun rok yaptık ki? Neyse. Filimizi oynayalım.
Atı buraya getirecek büyük ihtimalle. Oo, ver kaleyi, ver matı. Müthiş hamle oldu. Evet, o mat oldu. Evet, çok güzel mat oldu. İşte bu bize bir miktarcık moral verdi. Vetkop at. Yine vetkop at. E5 oynayacağım bu sefer. Evet, atı oynuyor. Ben de atımı oynayayım. Ya çok çok garip geliyor şu anda. Oynadığımız oyun o kadar garip geliyor ki bana. Diğer atı oynayacağım. Evet, piyon istiyorum. At oynayacaktır. Aa, piyonu verdi. Ha evet, verebiliyor gerçi o piyonu da. Piyonu verme olmuyor. Şimdi film oynamayı düşünüyorum ben. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Merkezde duble piyonu çok seviyorum. Daha sonra kısa roktan sonra F hattı da açık oluyor. Değerlendirme şansım oluyor. Hemen rokumu yapıyorum. Evet, piyon sürüldü. Alıyorum. Seve seve alıyorum. Seve seve alıyorum. Ve fille bir tane kale diyorum. Alet koyacak önüne. At koyarsa kırışmıyorum. At koyarsa kırışmıyorum. Evet. Şimdi fili dürtüyorum. Ya al ya git. Aa, gitti. Tamam, problem değil. Ben veziri oynayacağım ama şöyle oynayacağım veziri. Şimdi alsın, kaleyle alırım. Bu arada piyon kazanmıyorum değil mi ben? Hayır, kazanmıyorum. At açmaz da. Sürüldü. Alsak bir dert, almasak bir dert. Ne yapalım peki o zaman? Alsak piyonla alacak, ver atı diyecek, ver veziri diyecek. Almayacağız tabii canım. Almayacağız da nereye oynayacağız? Onu düşünüyoruz şu an için. Şöyle oynayalım mı? Hadi şöyle oynayalım. Aldı. Piyonla alıyoruz. O bizi alacak piyonla. Bakalım alacak mı? Alması lazım. Ben çünkü kesinlikle almayacağım onu. Hatta şu anda kale D8 düşünüyorum. Evet. Çok garip bir oyun oldu. Çok çok garip bir oyun oldu. Evet, aldı. Şimdi kaleyle alırsam. Evet, şimdi birazcık imkan olarak, taş aktifliği olarak ben iyiyim gibi görünüyor. Ki zaten hemencik vezirleri kırışmayı teklif etti. Kabul etsek mi, etmesek mi? Etmeyeceğiz tabii. Ama filde gitmesine izin vermeyeceğiz. Şu hamle çok mu... Ha, açmaz. Okey. Açmazsa yapacak bir şey yok canım. Ne yapalım yani? Fili şöyle oynayalım. Bir şah kale isteyelim. Piyon sürerek mi koruyacak? Hayır. Kaleyi de arkasına getirelim. O da kalesini getirecek şimdi. Ha, atla. Peki. Şu hamleye ne yapıyorsun peki? Şöyle yaptığımız hamleye. Şimdi alsam at da alıyor değil mi? At da alıyor. Vursam aldı, şah dedim, kaçtı. Onda da problem yok. Tamam, bir tane piyon sürelim biz. Sürüyor. Peki. Kaleyle isteyelim şöyle piyonu. Evet, fili istedi. Fili şöyle yapalım. Evet, çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Hem piyonumuzu koruduk, hem piyonu alacağız. Çok iyi hamle oldu. Piyon istiyor. Rar rar rar. Şöyle indirsek bunu aşağı ne olur? Korusak. O neyle koruyacak? Filimiz çok güzel yerde arkadaşlar. Filimiz muazzam yerde ama rakibin atının olması benim çok canımı sıkıyor şu an için. O atı illaki kaldıracak da nasıl kaldıracak? Evet, şimdi piyonu alsak mı? Alacağız tabii canım. İlk önce şöyle alacağız. Evet, şimdi şu piyonu alacağız. Çok sağlamlaştırdı kişi ama işte tehlikeli. Bir geçerimiz oldu ama nasıl kullanacağız? Şimdi onun hesabında olmamız lazım. Evet, piyon sürüldü. Hızlı bir piyon sürüşü yapalım. Oo, piyonumuz gitti. Allah'tan görmedi. Allah'tan görmedi. Görse ayvalardayız. Görse ayvalardayız. Görse hapı yutmuştuk. İyi ki görmedi. Şimdi isteyeceğiz atı. At kaçacak. At fili istiyor. Ne yapalım, verelim mi? Biz ne yapalım biliyor musunuz? Onu alsak ne olur? Almayalım. Biz bir tane kale istesek ne olur? Böyle isteyemeyiz. Piyon sürsek ne olur? Şöyle fil alır. Hızlı. Oo, çok yanlış hamle yaptık ya. Çok yanlış bir hamle yaptık ya. Yani neyse. Çok da yanlış değil aslında da. Hani çok da yanlış değil. Alet gitti bu arada. Gerçi alamıyor aleti. Hemen şöyle fil bana çok lazım ya. Fil bana çok lazım. Eyvah, süremiz de geçiyor.
Yine kaybedeceğiz ya. Yine kaybediyoruz. İnanılır gibi değil. İnanılır. Oo, of, terk. Almadı. Almadı. Almadı ama biz mahvolduk. Biz mahvolduk. Biz ciddi manada mahvolduk. Süreden kaybettik. Arkadaşlar biz bu turnuvada bilmiyorum neden, yani Sabri'nin tek hamlede matı görmemesi haricinde çok kötüyüz. Çünkü 3, 6, 9 maçtan 3'ünü kazandık. Normalde hiç yapmadığımız bir şey biliyorsunuz. Hiç hatırlamıyorum ben bu kadar kötü bir turnuva geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Bu arada Sabri yine kaybetmiş. Bay dedektifle oynuyoruz. Hadi bir toparlanalım. Şu son 2-3 maçımız var arkadaşlar. Şu son 2-3 maçı kazanalım. Hadi ya. Hadi kazanalım şu son 2-3 maçı lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Toparlanıyoruz. Toparlanıyoruz. Kesinlikle toparlanıyoruz. Ve bu maçları kazanıyoruz arkadaşlar. Çok şekilli şükürlü bir şekilde kazanacağız. Burada rakip çok sağlam geldi. Bir tane alsam almıyorum. Sürüyorum arkadaşlar. Evet, at oynandı. Şimdi kırışalım bir tur. Tamam, şimdi bir tane oynuyoruz. Rok yapacağız. Evet, piyon sürüldü. Bu arada rakip güzel geliyor. Hakikaten güzel geliyor. Yani C piyonu sürmek falan güzel iş. Severiz yani. Alalım bir tane. Vezirli alır herhalde. Vezirli alır herhalde. Vezirli alırsa A3 sürüyoruz. Bu arada aldı. Şimdi sürelim A3'ü. Fil alacak. Aldığını görmedim ya. Çift atla oynamak nasıl olacak bakacağız. Çift atla nasıl oynayacağız bakalım. Şu piyonu vermememiz lazım. At B5 ve daha sonra da oturtmayı düşüneceğiz. İnşallah A6 sürmez. A6 sürerse rok yapsın ya. Aynen öyle. Şimdi at oraya oturtmama nasıl engel olacaksın? Vallahi engel oldun, tebrik ederim. Nasıl engel olacaksın dediğim an adam engel oldu. Bizi rezil etti. Peki ne istiyor? İstediği şey ne? İstediği şeyin adı ne? Piyon istiyor ya dümdüz. Biz aslında verseydik de olurdu da onu, neyse bakalım. Şimdi atımızı oturtabiliriz istediğimiz yere. Ama kalemiz gider. Ama o at kaleden daha iyi değil mi? Bence daha iyi ama adam istemeye devam ediyor. İlla o piyonu ver diyor. Verelim. Hadi verelim. Al o piyonu. Bir tane piyon için etmediğini bırakmadı. Ve hangi piyonu alacak onu aldı. Ben olsam ötekini alırdım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle iyice pasifize olacağız. Buralarda şu piyonu kaybetmeyelim de. O piyon bizim için önemli. Şimdi kalemizi oynayalım. Şimdi isteyecek atla onu. Büyük ihtimalle. İstesin. Ona bir problem yok. Evet, şimdi oynandı. Hamle yapıldı. Ve ben bir tane sürsem bana zarar. Hadi bir tane vezir isteyeyim bakayım. Normalde istemezdim ama isteyeceğim. Bakalım vezir nereye kaçacak. Kaçacağı yere göre hamlemizi şekillendireceğiz. Evet, atı mı istiyor şu an? Evet, atı istiyor. Kaleyle korusam çok mu sıkışırım oralarda? Evet, sıkışırım. Ama yine de yapıyorum hamlemi. Çok kötü sıkıştık arkadaşlar. Çok felaket sıkıştık. Şimdi bir vezir istesek datlı olabilir. Datlı olabilirdi. Bakalım ne oynayacak. Evet, şimdi aleti alsak o da bizi alıyor kaleyle. Tamam, kırışalım. Kırışmak bizim işimize gelecek çünkü. Evet, şimdi vezir isteyelim tekrardan. Yine kırışacağız arkadaşlar. Kırışmak bizim işimize geliyor mu? Bir piyon gerideyiz. Bir piyon gerideysek çok da felaket değil. Şimdi piyon isteyecek, aynen öyle. Sürersek zayıflatırız ama süreceğiz. Şah diyecek. Aynen öyle. Şöyle mi kaçsak? Şöyle kaçalım. Saklanalım. Piyon istiyor. Sürelim mi bir daha? Sürersek iyice zayıflayacağız ya. Vezirimizi oynayalım hadi. Evet, istiyor. Piyon istiyor tekrardan. İki piyonu birden istiyor. Tamam, ama şah diyecek alıp. Biz şöyle oynayacağız mecbur.
Şimdi alıyor piyonu. Aldı. Valla yapacak bir şey yok. Oyun kayba doğru gidiyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Oyun kayba doğru gidiyor. Piyon sürdü. Piyon tek. Piyon tek sürdü. Biz şöyle piyon istedik. Yakalayacak arkadan. Aynen. Şimdi şöyle yapsak oradan beraberlik çıkartabilir miyiz acaba? Şöyle yapsak şah desek çıkmıyor. Çıkmıyor. Vezirli hamle yapacağız sürekli. Ve oyunu kaybedeceğiz. Biz oyunu yine kaybettik. Biz yine yanan biz olduk bu hikayede. Evet, şimdi şöyle oynayalım bakalım. Ya vezir oradan kaldırsa ben bir şeyler yapmaya çalışacağım ama adam izin vermiyor ki bir türlü. Yani bir oradan beraberlik imkanı elde etsem götüreceğim aslında da. Bir tane şah dedik. Son çırpınışlarımızdı bu. Açmaz aldık piyonu. Bir daha açmaz aldım piyonu. Oynasın bir daha açmaz alacağım. Alamıyorum. Şöyle oynayayım. Son bir ihtimal o süreden kaybettik. Ne süreden kaybettik ya, yoksa yeniyorduk. Volkan Peker, Sedat Peker'in yeğeni, kardeşlerim. Kardeşlerim. Ne nasıl diyordu onu ya, unuttum bak. Bu arada Sabri birinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Ona yaklaşabilecek AEE Chess arkadaşımız var. 27 puanda. Sabri şu an hiç rahat değil söyleyeyim. İmparatorla oynuyoruz. Bakalım İmparatorla nasıl bir mücadele bizi bekleyecek. Ben değişik oynamak istiyorum İmparator'a karşı. Çok değişik oynamayı düşünüyorum hem de. Çok fazla değişik oynayacağım. Sürdü. Okey, ben de süreyim. Alacak artık onu. Onu almamayı tercih etti. Niçin? Ben alayım o zaman. Aldı. Şimdi piyon süremiyoruz. Sakin ol Seçocuğum. Sakin ol yavrucuğum. Veziri şöyle oynayayım. Piyonu sürmem lazım çünkü. Eşyamı oynayayım. Eşyamı oynayayım. Şimdi piyonu sürmemin ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Atımı oynasam şöyle. O piyonu almak istiyorum çünkü. Evet, şimdi alıyorum ben o piyonu. Evet, bir piyonuna geçtim ya. Resmen şaka gibi. Ahahaha. Atla alıyorum. İstiyor. İsteyelim bir yüzü kara vermeyen zenci demişler. Daha iyi bir yer yoksa kırış demişler. O da kırdı. Şimdi kale oynayacağız. Herhangi bir şişli mişli işlere girmeyelim. Aman dikkat. İstemeye devam ediyor. Peki al. Al kardeşim. Al kardeşim. Elini ver bana. Sev kardeşim. Neşe getirdim sana, al kardeşim. Oynadın mı sen? Bu ne şimdi? Eşek hamlesi. Kale kale diyor. Peki. Fili oynayacağız. Şöyle oynayalım hadi. Şey, vezir oynayacağız pardon. Oo, şah vezir. Alacağız. Aldı. Vezirimizi oynayalım. Fili eskiyen oynaması lazım. Vay vay vay. Evet, eski yerini oynamadı. Oynamadı eski yerini. Tamam, biz fili şöyle oynayalım. Bu arada bu piyon gitmiyor. Tamam. O piyonu koruyacak tabii. Onu yapması lazım. Şimdi veziri şöyle oynuyoruz. Ne gerideyiz? Bir puan gerideyiz. Ya öyle çok bir geridelik bir durum yok. Yok ama taş aktifliğine bakarsak biz pek iyi değiliz. Şimdi rakipten hamle bekleyeceğiz. Aa, yapmış hamleyi bu arada. Biz niye bekliyoruz o zaman ya? Evet, şimdi vezir isteyelim bir tane. O kendisi de bir hamle bulsun. Evet, şimdi mat olmuyoruz değil mi? Olmayız, tamam. Gel kırışalım. Kırıştı. Yaparsam vezir de alacağım ya. Ama piyon gidiyor. Aman gelecek şimdi. Aa, fil var, gelemiyor. Tamam, şah dedi. Kaçacağız. Kaçacağız. Şöyle kaçacağız. Şöyle kaçtık. Ne oynayacak bakalım.
Filmimizi iyi bir şekilde değerlendirirsek aslında bir sonuca gideriz. Şöyle yapalım. Ama filmimizi şu anda iyi değerlendiremiyoruz. Ama ben iyi bir değerlendirmenin yolunu buldum gibi. Eğer rakip bunu engellemezse, evet, engellemeye çalışıyor. Şu an engellemeye çalışıyor. Fakat engelleyemeyecek gibi duruyor. Aynen öyle. Engelleyemedi ve ben filmi çok muazzam yere oynadım. Şimdi işte artık bu da ne? Alınca ne oluyor? Alıyor. Ben alınca o da alıyor, öyle mi? Alacağız alacağız, onu yapacak bir şey yok da. Alıyor. Şimdi kaçarsam açmazı alacak. Tamam öyle olsun. Tamam öyle olsun, yapacak bir şey yok. Adam kazandı. Terk ediyoruz arkadaşlar. Süre, yani benim en büyük hatalarımdan bir tanesi terk edilmesi gereken oyunda terk etmeden süre kaybı. Ve Berfo ile oynuyorum. Berfo merhaba. Berfo ile oynuyorum. Berf dediğimiz Berfo'ydu diye hatırlıyorum. Berfo bizim arkadaşımız oluyor kendisi. Atımızı oynuyoruz. Bu arada ben Berfo Gambit'i yapıyorum şu anda. Aramızda bir muhabbettir arkadaşlar bu. Berfo'ya karşı Berfo Gambit'i oynanır çünkü. Fil atla al piyonu. Vezirle almayı tercih etti. Tamam, problem yok. Alabilirsin. Şöyle oynuyorum. Atla vezir isteyeceğim şimdi. Eğer önlem alınmazsa ve gelişimde üstün olacağım. Bir piyon gerideyim, hiç önemli değil. Gelişim üstünlüğü her şeydir arkadaşlar, biliyorsunuz. Çok düşünüyor. Çok 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 düşünüyor Berbo. Çok düşündü. Evet, şimdi şu şekilde vezir isteyelim. Vezir kaçınca nereye kaçacağına bağlı olarak hamlemizi yapacağız şimdi. Şah demeyi tercih etti. Filimizi oynayalım. Oo, piyon gitti. Gitsin gerçi, o önemli değil de. Sabaha kadar piyon gitsin. Piyonun gitmesi önemli değil. Ben çılgınlar gibi taş geliştirdim arkadaşlar. Yani bu saatten sonra piyon gitmiş, vezir gitmiş falanmış filanmış. Gerçi vezir gitse sıkıntı olur da. Bu arada çok büyük bir hata geldi. Bana kalırsa yani çok ciddi bir hata geldi ve uzun rok yapıldı. Yani bu çok ciddi bir hata arkadaşlar. Biliyorsunuz yani inanılmaz ciddi bir hata yapıldı. Fakat bu hatayı şimdi değerlendirmek lazım artık. Bu arada alet gitti. Alet kaybettik. Alıyor bunu. Almadı. Allah'tan almadı. Yoksa ayvayı yemiştik. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar canavar canavar oynayacağız. Bu saatten sonra artık bu maçı kazanma ihtimali yok denecek kadar az bence. Alıyorum bir tane. Yani gerçekten kazanma ihtimali zor bu maçı. Bakalım nasıl olacak. Vezir isteyeceğiz derhal. Bu arada atla kapatmaya çalışıyor ama vezir istiyorum ben. Vezirini kaçacak ve kaleyle alacağım derhal. Evet, şey, o taraflara kaçırmam. Yani o çok fazla taşım var. Yani ne yapacak bilemiyorum şu an için. Ben taşlarımı aktifleştirmeye devam ediyorum bu arada. Hemen bir tane alacağım şöyle. Şu piyonu bir alalım öncelikle. Şimdi bakayım nasıl oynayacak. Duruma göre biz de hamlemizi yapacağız. Fil de alıp şah diyebiliyoruz şu an için. Evet, atla kapatmayı tercih etti. Hızlı düşünelim, hızlı düşünelim. Bir tane daha vezir istesem nasıl olur? Evet. Evet, şimdi bir tane şah diyorum. Hemen vezirle şah diyeceğim. Çok kuvvetli geliyoruz. Oradan mat çıkaracağım ben arkadaşlar. Oradan mat çıkardım ben bile. Bence çıkardım. Evet, kaçtı. Sakin olalım. Şöyle şu piyonu da alalım. Şah diyelim. Kaçınca fille şah diyoruz. Arasında kale kapatmak zorunda. Ve çok ciğer, çok ciğer mat oluyor. Çok ciğer mat oluyor. Berfo'yu. Yani ya gördünüz değil mi? Yani canlı kanlı örneği rock nasıl yapılır nasıl yapılmazın tam bir örneği oldu. Berfo'yu yendik, güzel oldu. Berfo da bu arada avukat arkadaşım benim. Talha Özen'le oynuyoruz. Daha önceden oynamıştık Talha'yla.
İskandinav'ı gayri ihtiyarı oynadık. Sen beni ye kardeşim, ben seni yemeyeceğim. Evet, ben de atımı oynuyorum. Şimdi o vezir istedi. O açmazı aldı. Talha ile aynı böyle bir oyunum var arkadaşlar. Aynı böyle bir oyunum var. Beni açmazı aldı Talha. Aynı böyle bir oyun var. Yani aynısını yaptı bana. Aynısını. Şaka gibi ya. Çok fena tuzak yedik yine. Ya ben bu tuzağa çalışmıştım bir de o maçtan sonra. Ama yine de yedik. Olsun. Güzel bir hatıra olarak kalıyor arkadaşlar bu maçlar, biliyorsunuz. Şey diyor, Sabri yenince öyle demiyordun ama. İşte bu işte bu diyordun. Şimdi yenilince güzel hatıra mı diyorsun? Doğru. O bizim biliyorsunuz arkadaşlar genel satrançların genel bahanelerindendir. Bu arada Sabri güzel oynuyor. Siyah çok pasif kalmış. Mat oldu. Mat oldu. Shadowhunter, Sabri bu oyuna Shadowhunter'la maç yapıyor galiba kendi kendine. Eyüp birinci bu arada, artık 10 puan fark olmuş. Kiser Toprak arkadaşımızla oynuyorum. E4 başlıyorum. E5 gel lütfen. D4 oynuyorum. Alırsa Kuzey Gambit'ine gireceğim. Aldı. Yaptım Kuzey Gambit'ini. Bu ne? Tamam. Atla alıyorum. Evet. Atı oynadı. Şuraya gelirse benim için tehdit oluşturabilir. O yüzden peşin peşin atın oraya gelmemesini sağlıyor. Şimdi fil de atı açmaza alıyorum. Yemiyorum. Yemiyorum. Vezir B3 şimdi oynanabilir mi? Oynanabilir. Vezir B3 mü oynadım? Da at yok ya artık. Evet, rokunu hızlı bir şekilde yaptı. Eşyamı oynayayım ben. Vezir fil istedi ve vezirine kaçacağız. Vezir şöyle kaçacağız. Aldı. Atlı aldım. Pardon, vezirli aldım. Şimdi nereye oynamalıyız veziri? Şöyle oynayayım. Piyon isteyeyim. Aslında o piyon alınmaması lazım ama evet. Şimdi bir tane de kale isteyeyim mi? Kale isteyemiyoruz ki. Vezirimi şu şekil oynayayım bari ki. O at açmaz da. O atmazdaki ata bir baskı. Kale A'dan D1 ilk önce oynanabilir miydi? Evet, şimdi piyon oynandı. Niçin? Piyon sürecek. Ben hemen kalemi oynayayım o zaman. Şimdi oynandı. Şimdi piyon sürüşüyle açmazdan bir taş kazanmıyor mu? Evet, kazanıyorum. O vezir gitti bu arada. Hemen alayım. Evet, şimdi atla mı alacağız? Yoksa rok mu yapalım? Bir tane rok yapalım. Şu tehdit ortadan kaldıralım arkadaşlar. Daha sonra bir şeyler düşünürüz. Önce atı alacağız. Ya da önce piyonu. Eğer piyonu bırakırsa önce piyonu alacağız. Alalım. Fil oynandı. At açmazda kaldı bizim. Bu işten nasıl kurtulur biliyor musun? Şunu alarak. O vezir gitti. O görmedi. Görmedi. Görmedi işte bu kadar. Gerçekten yani büyük hata yaptık. Ama bu hatamızı görmedi. Hemen şu fili alalım. Çok büyük hata yaptık. Bunu nasıl, şu anda şah fil istiyorum. Ben terk etmesi lazım. Ben şimdiye kadar terk etmiştim. Bu kadar hatanın üstüne 50 kere terk etmiştim. Bu arada hatalar devam ediyor. Hatalar devam ediyor. Ben bir tane de fil alıyorum. Kale istiyorum aynı zamanda. Atımı alırsa. Ha evet, o şekilde alırsa alamıyorum tabii. Vezirimi oynayacağım. Çok 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 fena bir hata geldi. Bakalım, burada süre sıkıntısı da yaşamak istemiyorum ama artık bu saatten sonra süre sıkıntısı yaşasam bile herhalde maç benim. At tehdit altında bu arada, atı hemen kaçalım. Şöyle kaçalım. Bir daha tehdit edecek. Etti atı, şöyle kaçalım. Mat çıkarmaya çalışacağız oralardan buralardan. Bu arada piyon almaya devam ediyor arkadaşımız. Ver kaleyi. Allah Allah. Bu oyun niye böyle oldu ya? Kaleye kaçacak da. Ben de piyon alacağım da. Yani niye böyle oldu ki bu oyun? Ben daha iyi oynayabilirdim bu oyunu aslında. Ama oynayamadım. Evet, şimdi atla. Piyon istiyorum. Ya şuna bak, piyonun derdine düşüyoruz. Onun yerine mesela, değil mi?
kalemizi oyuna sürsek daha cici olmaz mıydı? Şöyle alalım şunu da. Çok uzattık oyunu ya. Çok çok gereksiz yere uzattık oyunu. Evet, şimdi kaleyi şöyle arasa kapıyı alacak artık. Alacak, alacak. Evet. Tamam, bu oyun biter arkadaşlar. Bu oyun bu saatten sonra Feriş dahi gelse çıkaramaz. Evet, şöyle şahı da diyelim ve piyon sürmeye başlayalım. Alalım şah diyelim. Karşıda piyon sürelim. Niye terk etmiyorsun ki? Ben olsam 50 kere terk etmiştim şimdiye kadar. L'sine gelelim. Şimdi şah nereye giderse biz oraya gideceğiz. Evet, bu oyunu kazanmış olduk ama galiba dahil edilmeyecek. Dahil edilmeyecek. Birazcık uzattık arkadaşlar bu oyunu. O yüzden herhalde son maç dahil. Sabri yine birinci oldu. Biz 19. sıradayız arkadaşlar. Çok kötü bir turnuva geçirdik. Sabri'yi yendiğimiz turnuvada bu kadar kötü oynamak gerçekten çok üzdü. Eyüp Sabri 1. AEE Chess 2. 3. İmparator 750 puanlara bakalım. Evet, öyle son dakika golü olmamış genellikle. Güzel olmuş. İlk konumuz Eyüp Sabri 1. AEE Chess 2. İmparator 3. Kiser Toprak 4. Sidar 45. Shadow Hunter 0 1 6 Vetkopat 7 Karafedel artı 8 Ayberk Efe Kan Kozan 9 ve Scofield 0 21 10. sırada arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Hemen teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Eyüp Sabri'yi yendim fakat turnuva benim için tam bir facia oldu. Tabii de yorgunluk hiçbir turnuva için bahane değildir arkadaşlar. Eğer bir turnuvaya başladıysanız artık o turnuvada bahane diye bir şey yoktur. Eğer yorgunsanız şeyseniz tabii ki online turnuvalar için değil. Yüzde turnuvalar için konuşuyorum ya da ciddi turnuvalar için. Eğer ki turnuvaya girdiyseniz artık kalkıp da ben yorgundum, ben şöyleydim, ben böyleydim demenin bir anlamı yok. Fakat bu resmi turnuva için. Bu resmi bir turnuva olmadığı için ben rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Niye söylemeyeyim ki? Ya sonuçta turnuvayı organize eden birisinin de değil mi? Bu kadar lüksü olsun bir zahmet. Arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve bir sonraki turnuvada görüşmek üzere. Bir sonraki turnuvamız 2 gün sonra olacak arkadaşlar, biliyorsunuz. Daha doğrusu bu video şu anda 2 Haziran 2021 üçünde paylaşılıyor. Yani bizim turnuvalarımız 2'si, 4'ü, 6'sı, 8'i, 10'u şeklinde devam ediyor. Bir gün turnuva yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Fakat hayatımız satır. Instagram sayfasını takip ederseniz turnuvalarla alakalı duyuruları da oradan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmalısınız. Hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Gönderi bildirimlerini de hemen aynındaki zil tuşuna basarak açabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir. Arkadaşlarınızla paylaş butonuna tıklayarak videomuzu paylaşabilirsiniz. Hemen yorumları okuyalım ve daha sonra da videomuzu kapatalım. İlk zaten yorumları okumuştuk. Herkese başarılar. Turnuva süresini artırsak daha güzel olabilir. 2 artı 1 zaman açısından problem oluşturabiliyor. 3 artı, 3 artı 2 olabilir mesela demiş. Fakat biliyorsunuz arkadaşlar 2 artı 1'den daha uzun yapamıyoruz. Çünkü bazı arkadaşlarımız kendilerini sırf ispatlamak için hile kullanıyorlar uzun tempoda. Sıkıntı oluyor. Bugün maçlar Şampiyonlar Ligi. Evet, 2000'lik oyuncularımız vardı bayağı. Hayatımız satranç turnuvası aşağısı kurtarmaz demiş. Teşekkürler. Hocam Magnus Carlsen kalmamış. Keşke o da gelseydi. O kadar değil arkadaşlar. Yukarıdan adam selam vermiş. Niye kimse almamış? Allah'ım selamı aleyküm. Selamı aleyküm selam kral. Kim selam vermiş görmedim bile. Tebrikler Sidar, güzel maçtı. Evet. İyi direndik demiş Mr. Nobody. Sabri yendim diye ben söyledim, evet, bir heyecanla. İyi maç, tebrikler. Böyle bitmemeliydi. Eyüp Sabri bilerek yenilmiştir kanala video çıksın diye admin. Evet, aynen öyle. Ya maça gel demiş. Avukat Bey demiş. Covid güzel maçtı. Teşekkürler. Bence de güzel maçtı. Mouse Sleep demiş. Tebrikler Eyüp. Ne zaman Eyüp Sabri simultane olacak? Onu ayarlayalım bir gün. Pazar gününü ayarlayabiliriz arkadaşlar. Pazar günü yapabilir. Gerçi konuşayım Sabri ama pazar günü muhtemelen yaparız. Bakalım. Şaka gibi tebrik ederim. Herkese yine sağlık, hayırlı geceler. Sana da hocam maalesef son maç sayılmadı demiş ki Sert Toprak. Aynı öyle, puan olarak. Aynı öyle. Teşekkürler arkadaşlar diyoruz. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eşinizi, dostunuzu, akrabanızı kanalımıza abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.